Sen iyi birine benziyorsun. Silahla falan ne işin olur senin? Kimin kimsen yok mu kızım senin? Sana yardım edecek birileri yok mu? Avukat bulsun, savcıyla görüşürsün. He? Fatma Hanım var. Engel olamadım kendime. Anam kızım nasıl yattın bunu kendine de bize de. Ha kızım benim. Bak şimdi kapat telefonu tamam mı? Ben bir hal çaresini bulacağım kızım. Kapat. Nazlı kızımı sakın özme tamam mı? Gözünde çapak olsa senden bilirim ona göre. Aa, bak bak kopuk arıyor. Ne var ne? Ha? Sen hangi yüzle arıyorsun beni? Senin ettiğin yüzünden benim Nazlı kızım elini kana bulayacaktı. Hapishanelerde çürüyecekti. Hangi yüzle arıyorsun beni? Kapat. Kapat daha da arama. Hala bir dur, bir dur. Ne olur bak hala hemen kapatacağım tamam mı? Her yerde aradım ama bulamadım. Ya, çok merak ediyorum. Sen haber aldın mı? İyi mi Nazlı? Seni kalanı hiç alakadar etmez bundan sonra. Sen hiç telaş etme. Biz buralarda fındığı kabuğuyla yeriz. Biliyor musun sen? Senin artık halan diye bir şahıs yok. Daha da karşıma çıkma, bir daha da beni sakın arama. Sevdiği kadına sahip çıkmayan adamla işim olmaz benim. Kapat hadi. Çok teşekkür ederim komiserim. Bana değil, savcı beye teşekkür ederim. Anlaşılan kızımızın gayet hatırlı büyükleri varmış. Serbest. Fatma Hanım mı gönderdi? Merhaba. Evet, Fatma Hanım rica etti gelmemi. Gidelim mi? Gidelim. Fatma Hanım'ı arayayım. Deliye dönmüştür şimdi meraktan. Sabaha kadar uyuyamaz o. Yok yok. Sağ ol. Ben kendi telefonumdan arayayım. Nazlı arıyor. Kızım. Alo Fatma Hanım. He iyiyim. Şimdi arkadaş beni otogara bırakır. Sabah oradayım Allah'ın izniyle. Hah Nazlı kızım bak şimdi sen bana nasıl güveniyorsan Arzu kızıma da öyle güvenebilirsin tamam mı? O şimdi seni dinlenebileceğin bir yere götürecek. Ha sen şimdi güzel güzel dinlen uyu yarın sabaha görüşürüz oldu mu Allah'ın izniyle? Tamam Fatma Hanım. Hadi güzel kızım hadi. Nasılmış ana? Çok şükür. İyi. 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 Çok şükür iyiymiş. Şükür. Bize neydi ya Fatma Hanım? Ne diyecek orada bir başına Nazlı kuzumuz? Dur canım. Hı. Sen hiç merak etme. Orada bir başına değil. Bir başına değil. Hey. Hadi. Çok şükür. Hadi. Haydi. Haydi. Çok şükür. Allah'a şükür. Haydi. Sen Fatma Ana'yı nereden tanıyorsun? Bizim ortak bir tanıdığımız var. Hayret, bana hiç söylemediydi. Sana başıma gelenleri anlattı mı? Ozan Ekinsoy'un yaptıklarından mı bahsediyorsun? Anlattı. Demek sana o kadar güveniyor. Bana da katı süreyle yanından ayrılmayacağım, benim kadar güveneceğim dedi. Vardır bir bildiği. Vardır bir bildiği. Hadi gel. Yo yo, gerek yok. Gel. Burası senin evin mi? Evet. Ben burada yaşıyorum. Seni de burada misafir edeceğim. Güzelmiş. Hadi gel bu taraftan. Nereye? Uyumaya. Sen benim kimim değilsin, kimsem değilsin. Bana niye yardım ediyor? Sonra konuşuruz, olur mu? Alo baba. Alo kızım. Ne yaptınız? Nazlı nasıl? Uyudu şimdi. Sakinleşti ama çok yorgun. Kalbi o kadar kırılmış ki. İçim acıdı. Biliyorum. Ama artık onun üzülmesine müsaade etmeyeceğim. İyi geceler kızım. Yarın yine ararım. İyi geceler baba. Nazlı henüz uyanmadı. Ya bütün gece nasıl söyleyeceğim diye düşündüm ben de. Kapatmam lazım. Kimdi o telefondaki? Duydum. Benim hakkımda konuştun. Evet. Senin hakkında konuştuk. Yani dün gece sonra konuşuruz dediğim mesele bununla ilgiliydi aslında. Sen benimle oyun mu oynuyorsun kardeşim? Hı? Zaten benim sana inanıp buraya gelmem hataydı. Aptal Nazlı. Telefondaki kişi Yaşar Aycı'ydı. Babamla mı konuşuyordun sen? Telefondaki babam mıydı? Evet, babamdı. Ama açıklayabilirim ya. Sen bana niye açıklayacaksın? Annemi de beni de terk etmiş bir adamın bana nesini açıklayacaksın? Belki düşündüğün gibi değildir. Sizi bırakmak istememiştir ama bırakmak zorunda kalmıştır. Sen mi de kalkmış bana onu mu savunuyorsun? Babam dediğime bakma. Benim babam çoktan öldü. Zaten sana inanmakla hata ettim ben. Gidiyorum. Nazlı bak bir saniye açıklayabilirim. Boşa nefesini tüketme diyorum sana. Annemi dertten öldürmüş bir adamla işim yok benim, tamam mı? Ya yaklaşma kardeşim, bırak. Nazlı, bir dakika beni dinle. O benim de babam. Kim? Yaşar Aycı. Benim de babam. Sen ne diyorsun bacım? Evet. Ben senin kardeşinim.